Selamlar. Selamun aleyküm. Evet, bugün biraz da çetrefilli bir soruyu, benim kafamda da yer alan bir soruyu sizlerle beraber cevaplamak istiyorum. Soru şu: İslam'dan haberi olmayan insanların durumu ne olacak? Yani cennete mi gidecekler, cehenneme mi gidecekler? Malumunuz bu konuda iki tane temel yaklaşım var. Yani karşılaştığımız yaklaşım. Bir yaklaşım diyor ki, daha çok gelenekçi yaklaşım. Geleneksel İslam diyor ki, İslam'dan haberi olmayanların cezası ya da karşılığı cehennemdir. Yani bir kişi Hazreti Muhammed'i tanımıyorsa, dolayısıyla araştırıp bulabilir, İslam'ı bulabilir. Dolayısıyla Müslüman olsaydı, fetret dönemi de sadece Hazreti Muhammed'le Hazreti İsa arasındaki dönemdi. Yani sorgulanmayacak ya da işte fetret dediğimiz dönem. Dolayısıyla Hazreti Muhammed geldikten sonra herkes İslam'ı bir şekilde bulup iman etmekle mükelleftir. Müslüman olanlar anadan babadan doğmuşlar, zaten onlar şanslılar bu yaklaşıma göre. Onlar zaten kimlik kartlarında Müslüman yazdığı için, anne babadan da Müslüman oldukları için Müslüman oluyorlar. Ama diğer insanlar Müslüman olmakla mükellef oluyorlar ve araştırmazlarsa hepsi toptan cehenneme gidiyor. Şimdi böyle bir yaklaşım var. Daha çok halk arasında ve gelenek arasında ki hakim görüş bu. Diğer yaklaşım da, bu yaklaşımdaki bazı, hatta birçok tutarsızlıktan kaynaklanarak, oradan yola çıkarak diyorlar ki, hayır efendim, herkes istediği gibi takılabilir. Bir mesela bir görüş diyor ki, Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa eğer iyi bir insansa cennete gider. Hatta İhsan El Açık gibi bazı daha da uç görüşler, ateistlerin de cennete gidebileceğini söylüyorlar. Şimdi bir de böyle bir yaklaşım tarzı var. Şimdi bana çoklukla geliyor bu soru. Ben de kendime soruyorum bu soruyu. Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Şöyle kanaatim şu: öncelikle bizler, yani biz müminler, kimin cennetlik ya da cehennemlik olacağıyla ilgili bir sorumluluğa ve yükümlülüğe sahip değiliz. Yani oturup da illa şu kadar insan, şu insanlar cennete gidecek, şu insanlar cehenneme gidecek gibi bir yargıda bulunma selahiyetimiz yok, hakkımız yok. Bu anlamda bu şeyi, yani ahiretle alakalı kısmı, insanların ahiretteki akıbetiyle alakalı kısmı Allah'a havale ediyorum. Yani Allah'ın yetkisi alanında olduğu için, Allah'ın hükmü alanında olduğu için kişilerin nihai sonucunu, akıbetini Allah karar verecektir. Şimdi dolayısıyla öncelikle yaklaşım tarzımızda bir farklılık var bu konuda. Yani hem toptan insanları böyle cennete alan ya da cennetin kapısına dikilip insanları cehenneme doğru sürüklemeye çalışan yaklaşımlarda da böyle bir hata olduğunu düşünüyorum. İkincisi, ilahi adalet dediğimiz olgu, yani Allah'ın adaleti, kişiye özel imtihanlardan oluştuğunu düşünüyorum. Yani aslında herkes ümmetler olarak değil, kişi kişi imtihan olunuyor. Dolayısıyla herkesin kendisine ait bir soru kitapçı ve kendisine ait bir soru kitapçının cevap anahtarı var. Bu anlamda Allah Kur'an'da defaatlerce herkesin kendi taakati, yani kapasitesiyle sorumlu olduğunu ifade ediyor. Bu anlamda Macaristan'da, Norveç'te, efendim Avustralya'da, Sibirya'da, Yeni Zelanda'da, Hindistan'da yaşayan milyarlarca insanın böyle paket servis olarak, paket paket yargılanmayacağını, her birinin tek tek yargılanacağını hatırdan çıkartmayalım. Dolayısıyla bu insanların kendi özel durumları, yani kendi kapasiteleri esas alınarak imtihandan geçtikleri, dolayısıyla bu kapasiteler esasında karşılık göreceklerini ifade edelim. İkincisi, bu tek tek yargılanmada, yani kılı kırk yararak yapılacak olan bu yargı işleminde ahirette, dediğim gibi insanların kapasiteleri, ulaşma noktaları da dikkate alınacak. Bu konuda İmam Gazali'nin Faysala isimli eserinde, ki Türkçe'de birkaç farklı tercümesi çıktı kitabın, yani
tekfirde ölçü şeklinde ifade edebiliriz kitabı. Bu kitapta çok güzel bir açılım yapıyor aslında İmam Gazali. Diyor ki Yahudi ve Hristiyanların bir kısmı cennetlik olabilir, hatta imtihanı geçebilirler. Şöyle de denebilir, iyi de bunların işte Muhammed Aleyhisselam'dan haberi var. Ama nasıl tanıtılıyorlar? Yani o kişilere bu din nasıl tanıtılıyor? Bugün için de bu geçerli. Yani şimdi siz Arjantin'de yaşıyorsunuz ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas, işte Dakota'da bir yerde yaşıyorsunuz. Sizin İslam'dan haberiniz, evet, bir şekilde var ama İslam dediğiniz Arapların, işte El-Kaide, terör vesaire şeklinde 11 Eylül, yani Muhammed diye bir adam çıkmış işte orada bir şey söylemiş. Yani oturup da araştırılmış bir şey değil aslında İslam. İslam'dan haberi olduğunu varsaydığımız kişiler için dahi. Yani önce bunu da altını çizelim. Peki efendim, Kur'an'daki ayetler ne olacak o zaman Bülent Şahin? Kafirlerden bahsediyor. Evet, Kur'an'da kafirlerden bahsediyor ama kafir kim? Kur'an'daki kafir tanımı vahiy ile karşılaşmış, vahyi anlamış ve ona savaş açmış kişi demek. Dolayısıyla Kur'an'ın kendi bağlamındaki tanımını alabildiğince genişletirsek, o zaman Kur'an'ın Ebu Cehil, Ebu Leheb için okuduğu ayetleri, onlara hitap eden ayetleri ve onlar gibi olan insanlara hitap eden ayetleri, konuyla hiç alakasız olan insanlara da okumaya başlıyoruz ki bu da aslında bizim adaletsizliğimiz. Yani ilahi adalet ne kadar ince kılı kırk yararak insanlara değer veriyorsa, değerlendiriyorsa, biz de o kadar genellemeci ve yüzeysel bir şekilde yaklaşıyoruz. Dolayısıyla ben bu gibi insanların, yani çok geniş halk kitlelerinin cahil olduklarını ve yani cehil içerisinde, bilgisizlik içerisinde, bilinçsizlik içerisinde olduklarını, dolayısıyla tebliğ ile muhatap olan gayrimüslimler olduklarını, yani henüz teslim olmamış ve İslam adayları olduklarını düşünüyorum. Tabii ki içlerinden kafir olacak olanlar vardır ve olanlar da vardır. Yani vahyanlar ve ona karşı savaşa tutuşur. Böyle bir şey, durumda söz konusu olur. O zaman da o Kur'an'ın kafir sıfatının içerisine girer. Ama bunun için dediğim gibi coğrafi ve zamansal olarak uzakta bir yerde olmaya da gerek yok. Hazreti Peygamber'in yanı başında da olabilirsiniz. Müslümanların içerisinde de olabilirsiniz. Ve vahye karşı savaş açmış olabilirsiniz. Dolayısıyla bilinçli olarak vahyi anlamış ve ona karşı savaş açmış. Ya da vahyi onayladığını söyleyen ama üzerini örtmeye çalışan insanlara kafir, münafık, fasık gibi tanımlar getiriyor Kur'an. Dolayısıyla bunun bu güncel tartışmayla aslında doğrudan bir ilgisinin olmadığını ortaya çıkmış oluyor. Yani dediğim gibi Vietnam'daki bir kişinin ya da Japonya'daki bir kişinin İslam algısı tamamen dezenformasyon ve kulaktan dolma bir bilgidir. Tıpkı birçok Müslümanın İslam algısında olduğu gibi. Dolayısıyla kimlik kartlarında yazan bilgiler ya da insanların algıları onların cenneti, cehennemi, imtihanını ilgilendirmeyecektir. Onların cenneti ve imtihanını ilgilendiren şey fıtratlarına sadık olup olmadıklarıdır. Yani fıtrat dinidir ki Kur'an da zaten tüm ilahi kitapların ve kendisinin bu fıtrata hatırlatıcı olma işleviyle geldiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bir kişi fıtratına sadık ise, kula kul olmamaya, özgürlük mücadelesine yola çıkmışsa, insanlara kötülük yapmıyorsa, yani o bahsettiğimiz fıtrat kanunlarıyla ilgili bir kavgası yoksa, yönelimi burayaysa, Allah onu o şekilde değerlendirecektir. Ama dediğim gibi bizim kimseyi cennetlik ya da cehennemlik ilan etme gibi bir yetkimiz yok. Ancak hukuk kurarken, yani insanlarla kuracağımız hukukta fıtrat üzere mi ya da fıtratına sadık kalmaya çalışıyor mu? Yani iyilik üzere mi? Bunu esas almamız gerekir ve bu hukuk dairesinde bir hukuk geliştirmemiz gerekir. Hepinize teşekkür ederim. Tabii ki bu soru çok daha su kaldırır, bu hamur. Onun için başka videolarda isterseniz bu soruyu cevaplamaya devam edelim. Soruya cevap aramaya devam edelim. Teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.